Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine birbirinden güzel sorularla devam edeceğiz. Lütfen değerli arkadaşlarım videomuz sonuna kadar izlemeye çalışalım. Size faydası dokunacak konulara değinmeye çalışacağım. Bizleri Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden takip edebilirsiniz. Ve bize abone olup aşağıdan da beğenirseniz sevinirim. İsterseniz devam edelim sorularımızla. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur işaretidir? Şıklarımız verilmiş A, B, C ve D şıkları. Doğru cevabımız, arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Biraz hızlı gidebilirim. Siz durdurup soru üzerinde düşünebilirsiniz. Yani ben doğru cevap vermezden önce. Doğru cevabımız C şıkkı dedik. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi trafik görevlilerinin hangi durumda hangi işaretler yaptığını verdim. Buradan yine bakabilirsiniz. Bir yandan görüntümüz aksın. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir demiş. Sabırsız, kavgacı olduğu, heyecanlı olduğu, kaygılı olacağı demiş değerli arkadaşlarım. Videoyu tekrar izlediğimiz zaman yeşil ışığın yandığını, bu sebeple yayaya tahammül edemeyen bir kişinin olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlarım. Bu da bize kişinin sabırsız olduğunu ne yapar? Gösterir değerli arkadaşlarım. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza geçtiğimiz zaman, aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir? Arkadaşlar bir geçiş hakkımız vardı, bir de geçiş üstünlüğü vardı değil mi? Geçiş üstünlüğü aciliyetine sahip devletin bazı belirlemiş olduğu araçların herhangi bir durumda geçmesi gereken üstünlük sıralaması. Geçiş hakkı nasıldı? Geçiş hakkı normal taşıtlar arasındaydı. Geçiş üstünlüğü ise özel olarak belirlenmişti. Şimdi A tarım araçları, toplu taşıma araçları, gümrük muhafaza araçları, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar. Doğru cevabımız, arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı, ambulans vesaire değil mi? Bunlar mesela acil olaraktan taşınması gereken yerlere giriyorlar, geçiş üstünlüğüne sahiptirler. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli. Geçmeli, durmalı, trafik uygunsa devam etmeli. Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı. Durmadan dikkatli geçmeli. Arkadaşlar eğer yanıp sönen kırmızı ışık varsa mutlaka duracaksınız. Çünkü dur levhası var ya bildiğimiz o anlama gelir. Daha sonra trafiği kontrol edip geçeceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir demiş. Üretim ve refah kayıplarının yaşanması, karayollarının zamandan önce yıpranması, uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması, açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması olacak arkadaşlar. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? A 2 1 3 B şıkkı. Ulan nasıl yazdın sen editör ya? Hepsini kaydırmış. B şıkkı 2 3 1, C şıkkı 3 1 2, D şıkkı ise arkadaşlar 3 2 1. Arkadaşlar hemlik manevrasının nasıl olacağını sormuş sıralamanın. Biliyorsunuz biz bunu ne zaman yapıyoruz? Kazazede tam tıkanma yaşadığı zaman yapıyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı olacakmış. Yani öncelikle kazazedenin arkasına geçiyoruz. Sarılıyoruz. Gövdeyi kavruyoruz. Yani hemen bu kaburgaların bittiği yerden. Daha sonra bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiğinin altına gelecek şekilde yumruk yaparak konuyoruz. Yani bir nevi birbirimize kenetliyoruz böyle elleri. Daha sonra kuvvetli bir biçimde kendimize doğru hastayı çekiyoruz ve ağzındaki nesnenin çıkmasını sağlıyoruz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Sağa dönüş lambasını yakmalıdır. Takip mesafesini azaltmalıdır. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıdır. Yolun solundan gitmelidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Yavaşlayacak, varsa geçme yasağına uyacaktır.
Bu arada görmüş olduğumuz levha bizim tehlikeli ne demek? Sağ tehlikeli viraj demek arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur? Taşıma sınırı altında yük taşımak, tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek, aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur demiş. Biraz önce okuduk. Taşıma sınırı altında yük taşımak, tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek, aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek. Arkadaşlar zaten direkt kendini belli ediyor, değil mi? Yanlış olan şık. Doğru cevabımız D şıkkı. Herkes aracına, hızına ve cinsine uygun olan şeritten gitmek zorundadır arkadaşlar. Zaten bunun aksine çıktığınız zaman trafiği kilitlersiniz. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Hemlik manevrası uygulanır? Kan şekeri düştüğünde, kan tıkanma yaşadığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Tam tıkanma yaşadığında olacak arkadaşlar. Resimde görünen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı tabelanın, yani lambaların yanması trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Aracın sola döneceğini, aracın sağa döneceğini, araçta frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Araçta frenleme yapıldığını bize bildirir. Eğer beyaz renkte bir ışık yanıyorsa arkadaşlar, bu da aracın geri gelmekte olduğunu bize bildirir. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? A kırık, B çıkık, C incinme, D burkulma. Doğru cevabımız B şıkkı çıkık olacak arkadaşlar. Kırık da nasıldır? Kemik yüzeyinin bozulması, normal yapısının değişmesi, yani kırılmadan bahsediyor. İncinme ve burkulmada ise ya oradaki eklemdeki kaslar incinir ya da arkadaşlar küçük bir şekilde hemen çıkma girme oluşur. Buna da incinme diyebiliriz. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? Ortasında, hizasında, altında, üzerinde. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Üzerinde olmalıdır. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Dar bir kavisle dönmesi, döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi, dönüşü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Dar bir kavisle dönmesi olacak arkadaşlar. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? Etrafı temizlemek, kalp masajında kullanmak, yaraları kapatmak ve sarmalak, yaraları kapatmak ve sarmak, kırıklarda ağrıyı azaltmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yaraları kapatmak ve sarmak olacak arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletin azami hızı saatte kaç kilometredir? 70, 80, 90 ve 100 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız ne oldu ya? Doğru cevabımız 100 olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın, küçük bir takılma oldu. Doğru cevabımız 100, yani D şıkkı olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorda hareketin yükselmesine sebep olur? Pardon, hararetin. Soğutma suyunda antifriz olması, dispiratör kopağının çatlak olması, vantilatör kayışının gergin olması, aracın uygun viteste ve devirde kullanılmaması. Arkadaşlar soğutma suyu antifriz koyarsak çok güzel olur. Doğru cevap bu arada D şıkkı.
Dispiratör kapağının bununla hiçbir alakası yoktur. Çünkü sırasıyla bujilere ne yapıyor? Elektrik gönderiyor dispiratör zaten. Vantilatör kayışının gergin olması zaten olması gerektiği gibi demektir. Eğer vitesi uygun devirde birinci vitese takar vın 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 gidersen o zaman arkadaşlar ne olacaktır? Hararet yükselecektir. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar? Yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Hava filtresi olacak arkadaşlar. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Termostat çıkarılmalı, eskimiş buziler değiştirilmeli, buzi diyorum değil mi? İyi. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B şıkkı, eskimiş bujiler değiştirilmelidir arkadaşlar. Termostatı çıkarmak gibi durumunuz yok. Eğer böyle bir şey yaparsanız soğuk havalarda aracınız çalışmayacaktır. Hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? Alaşımlı jant, motor yağı kalitesi, doğru yapılmış fan ayarı, far ayarı, delinmiş egzoz susturucusu. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Motor yağı kalitesi. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi gerekir? Volan dişlisinin, trigger kayışının, endüksiyon bobininin, marş dişlisinin. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Trigger kayışının değiştirilmesi gerekir. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez? 1 numara, 2 numara, uç numara, 1 ve 3 numara. Bu soruyu bugün mü dün mü biriniz sormuştu arkadaşlar. Doğru cevabımız 2 numaraydı. Neden? Çünkü arkadaşlar şu kutsal kalemi bir elime alayım. Çünkü 1 numara ve 3 numaraya baktığımız zaman zıt yönler ve bu taraf arkadaşlar yani bu yol her iki taraf için de sollama şeridi olarak kullanılmaktadır. Eğer burayı sürekli işgal ederseniz iki tarafı da ne yaparsınız? Zor durumda bırakırsınız. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? Alkol, gaz yağı LPG, benzin LPG, motorin LPG. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Yani benzin ve LPG olacak. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye olan yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değil ise aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Ayaklar 45 cm yükseltilmeli, baş 30 cm aşağıya indirilmeli, hareket etmemesi sağlanmalı, kulağı temir bir bezle tıkanmalı demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak, hareket etmemesi sağlanmalıdır. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak olan suni solunuma ne kadar devam edilir? 10 dakika, 15 dakika, kalbi daha hızlı çalışana kadar, hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. Tepe üstüne yakın yerlerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır? 5, 15, 20 ve 30 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yani 30. Benzinle çalışan motorlarda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleşir? Fitil ile, kendi kendine, buji kıvılcımı ile, dışarıdan ısıtılarak. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Buji kıvılcımı ile
Arkadaşlar bu gerçekleşir. Eğer dizel bir motor varsa o zaman kendi kendine yani yakıt ve hava karıştırılır. Hızlı biçimde basınç uygulanır. Bu basınçla ateşleme gerçekleşir. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağıya inecek şekilde kalp basıncı uygulanır? 2, 5, 8 ve 11 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar gidip de 11'i işaretliyorsanız lütfen camdan aşağıya kendinizi yavaşça bırakın. Ya çünkü size pamuğu tıkamak isteyen imamlar dolaşsın ya. Ya bu nasıl mübarekler? Kurban olduklarım. 11 santim bir indiğini düşünün insanın ya bu göğüs kafesinin. Ya geçenlerde bu soruyu bir arkadaşımızla çalışırken o dedi ki hocam D şıkkı 11 olacak. Ulan mübarek. Sen nesin ya? Hulkan baskı yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Doğru cevap 5 oluyor arkadaşlar. Tabii çocuklarla yetişkinler hemen hemen 4-5 santim aralığında basıyla kurtarıyorlar bu işi. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde renk kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? Böbrek, akciğer, bağırsak, karaciğer. Doğru cevabımız evet B şıkkı akciğer olacak arkadaşlar. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? Su pompası, şanzuman dişlileri, alternatör diyotları, diferansiyel dişlileri. Arkadaşlar biliyorsunuz doğru cevap o yüzden C şıkkı. Doğru cevabı şöyle açıklayayım. Alternatör bizim akümüzü şarj eden bir aygıttır. Bir motor çeşidi diyelim. Şarj dinamosu da denir buna. Ne işe yarıyor? Aküyü şarj ediyor. Eğer siz bunu ters bağlarsanız ne olacaktır? Alternatörün içinde bulunan diyotları yakacaksınızdır arkadaşlar. Bilinç kaybının en ileri durumu koma hali olarak bilinir. Buna göre hangisi koma hali belirtisidir? Öksürmek, yutkunmak, idrar kaçırmak, sesli dürtülere tepki vermek. Arkadaşlar bir insan komaya girince ne olur? Yarı ölü gibidir arkadaşlar. Kalbi atar. Tamam. İşte kalp atar sadece. Solunum vardır bir müddet. Onu da zaten birçoğunda yapay yaparlar. Ama doğru cevap burada C şıkkı idrar kaçırmak. Hocam ne alaka? Adam öksüremiyor, yutkunamıyor, dürtülere tepki veremiyor ama idrar kaçırıyor. Nasıl oluyor bu iş? Arkadaşlar şöyle anlatayım bu işi size. Bir insanın ölmüş olsa bile boşaltım sistemi çalışmaya devam eder. Hani bu benim devamlı kullandığım bir söz var. Pamuğu tıkamak falan. İşte pamuk da bu yüzden kullanılır. Cenazenin abdesti bozulmasın diye eğer sürekli bir idrar kaçırma durumu söz konusuyla o bölgeye ne yapılır? Pamuk koyulur arkadaşlar ki dışkı dışarıya çıkmasın diye. Vay be, din kültürü dersine geçiş yapıyoruz. İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer? Adli tıp, kazazede, ilk yardım, trafik polisi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak, trafik polisi olacak arkadaşlar. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki belirtilenlerden hangisi park etmeye örnektir? 5 dakikadan fazla beklemek, 5 dakikadan az beklemek, yük yüklemek veya boşaltmak, yolun kapalı olması durumunda beklemek. Doğru cevabımız A şıkkı 5 dakikadan fazla beklemek olacak. Arkadaşlar durma ve duraklama arasındaki farkı daha önce de anlattım. Durma vardır bir de. Durmada zorunlu bir hal vardır. Kırmızı ışığın yanması, trafik polisinin sizi durdurması bunlar durmadır. Ama bir de duraklama var. Bu nedir? Sizin ihtiyacınız dahilinde, sizin keyfiyetiniz dahilinde. Yolcu indirip bindirme, yük yükleme, tuvaletiniz geldi, kenara çöldürmek istediniz. Bunların hepsinde duraklama diyoruz.
durmayla duraklamayı karıştırmayın. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ambulans ekiplerine müdahaleler yapılması, olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması, hastane acil servisinde müdahale yapılması, sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Arkadaşlar ilk olarak sağlık kuruluşuna hemen haber veriyor. Daha sonra temel yaşam desteğine başlıyorsunuz. Ne demek bu? İşte kalp masajı, ondan sonra suni solunum gibi. Daha sonra ambulans ekipleri geliyor, müdahaleyi yapıyor. Daha sonra onlar onu alıp gidiyor. Hastane acil servisinde müdahale devam ediyor. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridine ne kadar seyredilmelidir? Geçilen aracın boyunun yarısı kadar, geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar, araç karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar, geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Hem dikiz aynasından hem de geçilen geriyi görme aynasından arkadaşlar ikisinden de görününceye kadar bekleyin derim. Aman diyeyim hemen geçer geçmez dönmeyin. Yoksa %90 ihtimalle geçirirsiniz adama. Ondan sonra bir de onunla uğraşırsınız. Park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3 şıklarda verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yalnız 3 olacak arkadaşlar. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir? Gömüz kamaşmasını önlemek, direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak, diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek, gaza basmadan aracın sabit bir hızla gitmesini sağlamak. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Göz kamaşmasını önlemek. Zaten bunu bilemeyeni dövüyorlar. 4 zamanlı bir dizel motorda emme zamanında silindirlere hangisi emilir? Hava, benzin, motorin, karışım. Doğru cevabımız A şıkkı. Hava emilir arkadaşlar. Havada ısıtma bujileri tarafından ısıtılır ve daha sonradan sıkıştırma evresine geçilerek patlatılır arkadaşlar. Bu arada buji yok onlarda. Isıtma bujisi dediğim şey sadece havayı ısıtıyor. Diğeri nasıl buji benzinli motorlardaki ateşleme yapıyor. Hangisi yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır? Çekici, otobüs, otomobil, kamyonet verilmiş. Doğru cevap B şıkkı olacak. Otobüs olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır? Kendini üstün görmek, kendi kendine kurallar koymak, paylaşmayı bilmek, saygılı olmak ve saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Doğru cevabımız C şıkkı, paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak olacak arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Diğerleri ise ne anlama geliyor? B şıkkında sollama yasağının yani öndeki taşıtı geçme yasağının başladığını, C şıkkında motorlu taşıtlardan yalnızca motosikletin girebileceğini ve bunun haricindeki taşıtların bu bölgeye giremeyeceğini, D şıkkında 50 km hız sınırının bittiğini söylüyor arkadaşlar. Kaza yapan bir aracın ön ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? Yangın tüpü, üçgen reflektör, beyaz renkli taş ve teneke veya bidon gibi malzemeler.
Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Üçgen reflektör olacak. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesiminde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlanması, kavşaklarda demir yolu geçidinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi, kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi, geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyurulur veya görülür işaretini aldığında bu araçların kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması. Arkadaşlar düşünebilirseniz durdurarak ben cevap veriyorum. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yerleşim birimleri dışında karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? Otomobil, motosiklet, tehlikeli madde taşıyan taşıt, lastik tekerlekli traktör. Doğru cevap tabii ki de C şıkkıdır arkadaşlar. İstisnai bir durumdur. Doğru cevap C. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen yere kapaktan ne konulur, yani motora ne konulur? Antifriz, motor yağı, fren hidroliği ve son olarak motor soğutma suyu demiş. Doğru cevabımız B şıkkı, motor yağı olacak arkadaşlar. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? İdari para cezası verilir, 6 ay hapis cezası verilir, süresiz araç kullanmaktan men edilir, sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevabımız A şıkkı, idari para cezası verilir, bir hafta bidonla soğuk suyla gezer arkadaşlar. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması verir demiş. Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de yükseklik olacak. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir demiş. Doğru cevabımız, evet doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Yani artılı eksili bir akü işareti. Onun üstündeki araçta yağlama sisteminin çalışmadığı veyahut da yağın olmadığı anlamına gelir. Derhal aracımızı durdurmamız gerekir. Hemen onun yanındaki şundan bahsediyorum. Fren hidrolik sisteminde bir arıza olabileceğini bildirir. Şuna baktığımız zaman arkadaşlar el freninin çekili olduğunu bize bildirir veyahut da fren hidrolik seviyesi azalmıştır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi demiş. Doğru cevabımız ne diyor? Doğru cevabımız arkadaşlar, evet A diyor. Eğer arkadaşlar tıkanma yaşayan bir insan varsa kesinlikle konuşamaz. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi, ambulans ekiplerinde müdahalelerin yapılması, olay yerinde temel yaşam desteği sağlanması, sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi. Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir? 5 numaralı aracın geçmesini, 4 numaralı aracın yavaşlamasını, 1 numaralı aracın sağa geçmesini, 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini. Doğru cevabımız A şıkkı, 5 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Eğer geçerse zaten, yani 3 numara geçerse buraya, 5 numaraya dikkat etmeden asli kusurlu olmuş olur.
Arkadaşlar videomuz burada son buluyor. Umarım faydalı olmuştur. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.